Selamünaleyküm dostlarım. İlk önce reklamla başlayayım dedim. Evet dostlar. Akvaryum modumuzda son durum. Şöyle. Şimdi yine arkadaşla konuştum. İlk fırsatta bu beta yavruları gidecek. Ona vereceğim. Ondan sonra orandalardan birkaç tane vereceğim. Çünkü o da bir posta yavru alacak. İçinde kovalayanlar var birbirlerine ama şu an hiç ilgilenemiyorum. En azından o biraz böyle ilgilensin, yavru alabilirse, Allah nasip kısmet ederse, inşallah eder. O şekilde bir yavru alma durumumuz olacak. Ne oldu oğlum? Yine dana burada. Şekerif sıcak ya, buradan çıkmak istemiyor. Ondan sonra tabii her yeri de kurcalıyor ama. O da ayrı bir konu. Değil mi oğlum? Erkekim benim. Ondan sonra şu iki tane beta gidecek. Bunları zaten gözden çıkarttım. Beta erkeğimiz burada. Ama şuna bir dişi ayarlamak istiyorum. Bir denemem oldu. O denemede de erkek iş yapamadı. Yani o da ilk seferi, bir de daha küçük. Onun için şuna bir şey yapacağım. Normalde beta eşleştirmeyecektim. Bunu daha önceden söyledim. Ama yine bizim arkadaşla konuştum. Burada yavrulatıp ondan sonra işte yavrular çıktığında, 1-2 günlük olduğunda şu kadar suyu indirip komple akvaryumla ona vereceğim. O biraz boylandıracak falan filan. Ondan sonra o ilgilenecek. Teleskoplar, hadi git 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 diyorsun, gitmiyor, kal diyorsun, kalmıyor. Hadi oğlum. Kapıyı açık tutmamak lazım. Nerede kalmıştık? Evet, teleskoplar burada böyle yine boylandılar, güzel oldular boyları. Sıra oranda yavrularına geldi mi? Maşallahları var. Şu an her ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ama iyice yüzmeye başladılar. Kendilerini ortaya çıkarmaya başladılar yani. Bir önceki videoda tabi yemlerini falan ilk olarak vermiştim. Videoyu düşündüm. Acaba doğru mu falan. Her neyse yemlerini verdim. Tabi bu süreçte yemlerini vermeye başladık. Şöyle birkaç gün daha geçsin. Ondan sonra Artemia ile devam edeceğim. Artemia da bunları daha çabuk boylandıracak. İnşallah bunları da bunlar gibi büyütebiliriz. Bakalım bunlar da nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz ama bunların arkadaşın demesi çok iyi oldu. Buna çok sevindim. En azından sezonu boş geçirmez. Balıklar boşuna yumurta dökmez. Ondan sonra yani yavrularını alırız. Allah nasip kısmet ederse. Şimdi şunu göstereyim. Daha önceden bunu söylemiştim. İşte akvaryum boruları, hani şey pardon, motor boruları ister istemez yosunlanıyor, işte pisleniyor falan filan. Bunları ben hiç yıkamıyorum, temizlemiyorum demiştim. Karidesleri atıyorum. Onlar temizliyor demiş. Hatta pipo. Piponun içi. Hani süngeri değil, plastiği diyeyim. Onu bu akvaryuma atmıştım, orada belirtmiştim. Şimdi bu
şey de bunun çıkış yeri, bu dış motorun çıkış yeri bayağı bir yosunlanmıştı yani. Ondan sonra bunu attım içine, bunu bakın böyle simsiyahtı. Şu an şuraları bayağı temizlemişler. Sıra buralarda. Karidesler bu şekilde de çok güzel besleniyorlar, onu da söyleyeyim. Brokoli verdim karideslere. Buradakiler bırakmış biraz, yani duruyor yine ama burada kırıntı yok. Ha, şuralarda varmış. Yani karidesler de güzel güzel beslendiler. Bunları bir tamamıyla saflaştırabilsem, tam sakuraya döndürebilsem çok çok güzel olacak. Ondan sonra biraz daha işte karidesi öğrenmek, işte bilgi edindikten sonra da daha farklı karideslerde beslemek istiyorum. Karidesi ben beğendim. Yani karides benim tarzım, böyle ne atarsan yiyor, işte temizliyor falan filan, benim sevdiğim tarzda bir canlıymış. Ondan sonra buraya ne atarsak yiyorlar. Özellikle burada mesela maşallahları var. Buraya da kırmızı beyaz karidesleri attım. Bu beta yavrularının içerisindeydi, biliyorsunuz. Ayırmıştım. Onları attım. Takribi 20-30 tane falan gibi. Evet, bir tanesi şurada hatta. Attım. Bakalım burada ileriki günlerde ne olacak, ne bitecek, bunu hep beraber göreceğiz. Çoğalacaklar mı, veya çoğaldıklarında en azından şu görüntüyü alabilecek miyiz? Yani önemli olan o. Yoksa hani yine kırmızı veya işte sırf şeffaf gibi çıkarsa hiçbir anlamı yok. Ama bu şekilde olurlarsa benim için ideal bir şey olacak. Hani istediğim en azından 3 tür karides elimde olmuş olacak. Bu akvaryuma da biraz daha havalar ısınsın, daha kışın hemen hemen başlarında gibiyiz diyeyim. Pardon, ortalarında gibiyiz. Şimdiden bunu söylemem ne kadar doğruunu bilmiyorum ama buna da bir çare düşüneceğim. Şuradakilere biraz kurumuş. Şu arkadaki bitkiler akvaryumdan çıkarttığım, direkt buraya ektiğim bitkiler. Direkt susuzluğa alışamadılar. Bu düştü. Onun için biraz böyle günde bir iki böyle fısfısla onları nemlendiriyorum. Mesela şunları çıkarmıştım. Biliyorsunuz şunlar falan. Bunlar dışarıda daha çok güzel adapte oldular. Yani akvaryumda bitti gibi bir şeyler, yani akvaryumda değil de burada da vardı mesela. Şuraya falan ekmiştim. Gerçi kütük tam kütüğün sonundaydı. Onlar tamamıyla bitti. Bir şey kalmadı orada. Ama suyun dışına ektiklerim, onlar canlı vaziyette ve boylanma sürecinde gidiyorlar yani. Ondan sonra işte dediğim gibi bunun arkasını tamamlayacağım. O süreci de tabii ki sizinle paylaşacağım. Allah nasip kısmet ederse de çok güzel bir akvaryum olacak. Bakalım, bu tabii bunu süreç gösterecek. Bir güzel bir paladaryumumuz olacak yani. Şimdi de bunu herkes beğeniyor. Herhangi bir problem yok. Ben de kendim beğeniyorum. Ama arkası boş. Pek hoşuma gitmiyor. En azından arkasını dolduralım. Daha değişik bir şekil yapalım. Güzel olsun. Daha da güzel olsun. Allah nasip kısmet ederse. Yani bu süreçte akvaryum odasında durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Yeni pek bir şey yok ama olacaklar var. Bunları da önümüzdeki günlerde yine sizinle paylaşacağım. Orandalarımız gidecek veya yarısı gidecek, siyah kalacak. Bunu çünkü veremem, bunun derdinden ben anlıyorum. Bu hala
bana göre hani tam iyileşti, güzel oldu, tam bir Japon balığı formunu aldı ama ne bileyim, bilmiyorum, onu vermemek istiyorum. En azından hani tamam, bunlar geri gelecekler bana ama dediğim gibi bunun derdinden ben anlıyorum. Onun için onu vermeyeceğim. Bir de düz dişi var. Onu da zaten versem de ne yapacak ama onu da vermem yani. Bakalım. Dediğim gibi durumlar bu şekilde. Lütfen yorumları unutmayalım. Beğenileri unutmayalım. Bunu da bana alışkanlık edindirdiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.